11'da. Değişik bir düzensizlikteyiz ama hoşuma da gidiyor. Sabah ya yani sabah değil hatta gece 3.30'da uyandık. Günü baltalamayan yeni bir düzen. Evet, günün değişik bir şekilde baltalamayan yeni bir rutinsiz rutindeyiz. 3.30'da uyandık. Baktık Atlas. Evet, baktık Atlas geri uyuyacak gibi değil yani, açıldı. Türkiye'de sabah artık 6.30'da ve muhtemelen o biyolojik saati devreye girdi. Sonra 5.30'da baktık tekrar mayışıyor. Zaten odadan çıkamıyoruz haliyle, nereye gideceğiz yani sabahın gecenin 3.30'da. 5.30'da hepimiz geri uyumuşuz. Hatta ben böyle geri oturarak uyumuşum yani. Ve 8.40'da uyandık. Biz Atlas'la Kerem de 8'de uyanmış. Ve aşırı güzel, böyle enerjik ve hoşuma giden bir şekilde güne başladık tekrar. Şimdi arkadaşlarımızla buluşmaya gidiyoruz. Onların da Atlas'tan bir yaş büyük oğulları var. Böyle yürüyerek gidiyoruz. Otelden buluşacağımız yer böyle 40 dakika falan ama şu an hatta Hyde Park'ın kenarından geçiyoruz. Eğer burada sesim duyulmuyorsa altyazı geçelim. Ama hava çok güzel. Yani hiç böyle çok soğuk değil ama sıcak da değil. Böyle güzel kışlık giyinebileceğiniz ama üşümeyeceğiniz. Evet, böyle yürümek için ideal bir hava var. Bugün 30 Aralık. Çok keyifliyim ya, bilmiyorum. Böyle en yakın iki arkadaşımla seyahat ediyormuş gibi hissediyorum. Bir yürümeyi özledim. Evet. İlk arkadaş. İkinci arkadaş. Bugün 31 Aralık, yılın son günü. Çıktık şimdi. Hava yeni yeni aydınlanıyor. Biz 6'da kalktık ve burada hava 8'de anca aydınlanıyor. Ve her yer 8-9'dan önce de açılmıyor. Ya da bu dönem böyle, bilmiyorum. Ama sabah otelde biraz oyalandık. Neyse ki böyle bir şeyler almıştık marketten, hani atıştıracak falan. Böyle bir önce bir kahvaltı ettik hepimiz. İlginç bir şekilde o da çok hoşuma gidiyor. Böyle hani otelde böyle peynir, yoğurt, bir şeyler takılıyoruz ve böyle üçümüzün olması bir çok iyi hissettiriyor. Neyse, şimdi çıktık bir kahveciye gidiyoruz. Belki orada ikinci bir kahvaltı ederiz. Sonra otele döner, Atlas'a bu sefer, yani bugünlük otelde öğle uykusu yaptırırız ki benim bir şey dinlemem gerekiyor. Bugün bitirmem gerekiyor onu. Ben de bilgisayarda biraz oturur çalışırım. Sonra da Ecelere gideceğiz yılbaşı yemeği için. Böyle heyecanlıyım. Güzel bir yıl kapanışı. Şu an Regent Street'teyiz ve sabah 10. 3 gündür buraya, yani yanlışlıkla aslında akşamları geliyoruz ve gerçekten yani abartmıyorum. Ya, bir otel burada yani, gelmek ya, hayır, zorundayız. Ama şöyle, otel aslında bu yolun sonunda ve orası sakin. Fakat işte Hofus'a bir şey almaya gittik, buradan geçiyoruz. İşte dün arkadaşlarımızla buluştuk, hani dönüşte buradan geçtik falan. Ve iğne attığımız yere düşmeyecek kadar kalabalık akşamları. Yani inanılmaz, hani fikrinizi değiştirip ters yöne yürümek isteseniz dönemiyorsunuz. Böyle bir akım halinde bir yürüyüş var. Ama şu an çok güzel, sakin. Fakat her şey kapalı. Bugün 31'i ve... Pazar aynı zamanda. Hem pazar hem 31'i. Her şey böyle 12'de falan açılıyor ya da hiç açılmıyor. Yarın da çoğu şey... Ya kapalı ya yine öğlen açılıyor. Biz yarın da buradayız, oteldeyiz. Yarından sonraki gün ikisinde başka bir yere geçiyoruz. Başka bir hani semte ve Airbnb'ye geçiyoruz. Onun için yarın açılan mağazalara yine de şöyle bir öğlen vakti sakinken gelir bakarız. Selam. Araya girip videonun bu kısmına sponsor olduğu için Propya'ya teşekkür etmek istedim. Propya benden defalarca kez duyduğunuz bir marka. Benim de dönemsel olarak çok fazla elimin gittiği bir marka oluyor. Çünkü Propya akneye eğilimli ciltlere gerçekten aşırı iyi gelen, özellikle akne sorunu yaşayanların çok sevdiği bir marka. İnanılmaz güzel bir serileri var bunun için. Daha önce de bahsettiğim gibi sürekli akne sorunu yaşayan biri değilim. Fakat dönemsel olarak işte regl olduğumda, iyi beslenmediğimde, bazen çok seyahat ettiğimizde, bazen
zaten uykusuz kaldığımda ya da stresli olduğumda sivilce çıkarıyorum. Özellikle böyle bazı bölgelerde. İşte geçen burada vardı. Tam bunu geçirdik. 2 gün önce bu çıktı ama şimdiden gerçekten kurudu bile. Yani muhtemelen yarın artık burada hiçbir şey kalmayacak. Propion. Bütün bunların yanı sıra bu arada cruelty free, doğal içerikli bir marka. Benim en çok elimin gittiği bu iki ürün. Biri yüz yıkama jeli. Öncelikle maskeyi kullanmadan önce ya da bazen işte akşamları makyajımı çıkardıktan sonra yüz yıkama jeliyle yüzümü iyice bir arındırıyorum. Devamında da maskeyi yapıyorum. Şimdi birazdan yine duşa gireceğim için şimdiden uygulayacağım. Çok sık uygulamanız gerekmiyor bu arada. Yani haftada bir ya da iki kez ihtiyacınıza göre. Hani dediğim gibi ne kadar çok akne sorunu yaşadığınıza da bağlı olarak. Hani ben dönemsel olarak kullanmayı tercih ediyorum. Ama hani siz kendi ihtiyaçlarınıza göre haftada bir ya da iki kez uygulayarak gerçekten gözünüzle aradaki farkı görebilirsiniz. Ben Propion'un ürünlerini New York'a da götürüp kullanıyordum bu arada. Hani belki hatırlarsınız oradayken de sık sık paylaşıyordum. Bu arada mesela bir şey daha söyleyeceğim. Genellikle böyle kurutma özelliği olan ürünler cildinizi de çok kurutuyor. Yani bu benim çok korktuğum bir şey oluyor. Çünkü cildim zaten yeterince kuru. Hani lütfen cildimi kurutmayın. Bu öyle bir etki yapmıyor. Yani sivilceye çok iyi gelip kurutuyorken cildimi kurutmuyor olması inanılmaz büyük bir bonus. Şimdi ben bu maskenin kurumasını bekleyeceğim. Kuruduktan sonra da yüzümü yıkayacağım. Şu an evet her şey oyuncak ve her şey farklı. Burada şeyler var. Aşkım orada sadece yorum yapıyorsun. Ama hala of, bu çok acı oldu şimdi. Acı oldu. Kucağımdan attı kendini şu an. O da gidiyor. Ya! Çok komiksin. Hop, düştü. Niçin? Bir daha yok mu? Yeni bir şey bulacağım. Yeni bir şey bu. Bu artık eskisi kadar güldürmüyor şu an. Ece'de nefes nefes. Yeni yıla şurada girmemiz yok mu? İnanamıyorum. Lampi Ocak. Dün bir şeyler çektim mi açıkçası hatırlamıyorum bile ama bugün otelden çıkış yapacağız ve başka bir yere Airbnb'ye geçeceğiz. Bir tık daha lokal takılacağız. Yani otelimiz çok merkezi ve çok turistik bir yerdeydi. Şimdi böyle bir tık daha sakin bir yere geçiyoruz ve eve geçiyoruz. Bayağı bir yağmur yağıyor gördüğünüz üzere. Kahve kahvaltı için dışarı çıktık. Şimdi döneceğiz, hazırlanacağız. Otel çok güzeldi bu arada. Yani böyle yerinin turistik olması hani normalde normalde bu kadar turist olmasa evet, çok sorun. Aynen ya, 10. Christmas'ta çok kalabalık. Evet. Ya bir de belki 10'uncuya geliyor olsam burada kalmazsın. Ama bizim açımızdan iyi oldu. Çünkü daha böyle turistik yerleri de gördük. Şimdi çok da görmedik evet ama olsun öyle. Yani öyle değil, ama öyle demiş olayım ben. Ay çok yağmur yağıyor. Atlas oğlumun şu anda ses çıkmıyor. Atlas geçen gün Ece'lere gittiğimizde bir şeyleri çöpe atmayı öğrendi. Yani işte eline bir şey veriyoruz, gidip çöpe atıyor falan. Çöpe at deyince tabii. Tek sıkıntı şu an sürekli bir şeyleri çöpe atmak. Sürekli bir şeyleri çöpe atmak istiyor. Şu an havluyu çöpe atmış. İşte elinde elma vardı. Gidip şu an çöpe atmış. Aşkım. Atlas'ın altını değiştirir misin? Şu an duşta. Yani biz hazırlanırken bir yandan oyalanıyor olması güzel ama yani böyle duşa giriyor, gidiyor, oraya vuruyor, buraya vuruyor. Odanın içinde şapşal şapşal dolaşıyor. Evet.
Neyse ki tuvalette yaptı bu arada. İdisi'den. Ala İdisi'den. Buraya ikinci gelişimiz ve gerçekten ramenleri çok iyi. Bond dediğiz Bond diye bir yer. Zamanında bir masanın rameni geri gönderdiğini gördüm. Gerçekten mi? Bir sebepten bilmiyorum, duymadım ne olduğunu ama. Bana geçen şey sormuşlar, çocukla nasıl geziyorsunuz, nasıl yemek yiyorsunuz? Böyle tek elle. Sırayla. Nasıl en olursa. En zor yemeklerden biri bu. Evet ki gerçekten en zor yemeklerden biri bu. Bir geç hata yok. Ben de şu an ay düştü. Kayacağım. Kayacağım. Yeni evimize geldik. Dışarıda korkunç bir rüzgar var. Ay saçım başım ne oldu? Ya öyle mi? Anlamadım. Ha. Okay. Geldim. Ah çok güzel. Şaka mı? Ufak bir ev turu yapıyorum. Henüz evin tamamını görmedik bile. Ama gerçekten çok güzelmiş, bilmiyorum. Işığı açamadık. Hava da biraz kararmak üzere şu an. Otelden biliyorsunuz ki Airbnb'ye geçtik ve gerçekten çok güzel. Yani fotoğraflarda güzel görünüyordu. Ne çıtırdıyor? Bir şey. Cam çıtırdıyormuş. Ama gerçekten de çok güzelmiş. Hadi ya. Yukarıyı görmedim henüz. Atlas, başlı. Başlı. Atlas. Şu girişte böyle bir yer var. Ay çok komiksin Atlas. Atlas'ın başından gireceğim. Girişte böyle aynalı çok güzel bir yer var. Şuralar dolap. Buraya şimdilik bavulları koyduk. İcam. Abba. Of buralar halı flex. En sevmediğim şey ama olsun. Banyo, tuvalet. Neye bu kadar eğlendi? Oğlum yanacaksın gel. Burası yatak odası. Of halı flex olayını o kadar sevmiyorum ki. Yani kim bulmuş bu zıvırtıyı bilmiyorum ama bir ara hatırlıyorum böyle Türkiye'de İstanbul'da Ataköy'de bir evimiz vardı. Ben küçükken ve orası da halı flex ve kötü yani. Neyse. Burası bir diğer banyo. Duş. Burası da güzelmiş. Ay 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 ay. Uy prest. Atlas'a çarptı. Görmedim onu. Burası dolap. Temiz mi? Temiz. Çok güzel. Bakayım bu taraf nereye çıkıyor. Arkası backyard. Birinin backyard'ı. Güzel. Şurası öyle durmuyor.
yani G kasa mı sence? Sence biraz. İnanılmaz bir şey. Duplo, evet. Bence kamyonlu Duplo. Nasıl babacım bu? Of, ağlayacağım. Ya, bas ya. İster misin böyle bir şey? Her yerim mosmor bu arada. Alnı, dudağın altı. Dur bakalım. Tastes even better. Hadi ya. Güzel. Ya ben bu maçı çok güzel bence. Bir tane de tuğla mı? Şu an kaldığımız evin yanlarında yani böyle ev aralarında bir çocuk parkına denk gelip girdik ve o kadar güzel ki. Yani ister istemez insan biraz sitem ediyor. Hani çok basit bir şey bu arada. Gerçekten doğal malzemelerden yapılmış, temiz tutulmuş. Bu kadar. Hani böyle ne bileyim uzay mekiği yok aslında yani. Gerçekten aşırı sade, aşırı basit. Ama işte bir sürü böyle çocukların tırmanabileceği yerler. İşte zemin çok güzel. Hani düşseler bir şey olmaz falan filan ve böyle... Ne diyeyim, hani bunu istiyor insan tabii ki de. İşte çocuğunu getirip böyle rahatça salabilsin ve hani güzelce oynayabilsin diye. Ama öyle her zaman olmuyor ne yazık ki bizde yani. Parkta şöyle bir şey bulduk. Çok çok ilginç. Çevirdikten sonra bastığınızda o hayvanın sesini duyuyorsunuz. Sen çok komik bir çocuksun sen.